Feride Hanım'ı o halde görünce kendimi o kadar kötü hissettim ki. Hayır, biz ortalığı düzeltelim derken... Nereden bilebilirdin ki babamın böyle bir şey yapacağını? Of ya! Ya Azra'yı falan mı arasak biz acaba? Feride teyzenin nasıl olduğunu ondan öğrenelim bari. Hayır. Ben Arda'dan rica ettim, o haber verecek. Babamla Arda'nın arası da asla düzelmez bundan sonra. Ya Gürkan amca ne yapacağız biz ya? Ya babam dediğini yaparsa? Mahvederim o aileyi dedi. İş çığırından çıktı Damla. Baban da öyle. Bu oyunu daha fazla devam ettiremeyiz. Ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmamız lazım. Ardacığım, babaannen nasıl oldu? Abi az önce geldik doktordan. Odasında şimdi dinlenmesi gerekiyormuş biraz. Tekrar çok geçmiş olsun. Bak Feride Hanım'ın daha kötü olmaması için senin de sakin olman lazım. Ya abi ben nasıl sakin olayım? Adam resmen beni salak yerine koydu, kullandı. Hayır zaten neden böyle bir şey yaptı ben onu da anlamadım ki. Bilemiyorum Arda, bilemiyorum. Ama bak, sana söz, ben halledeceğim. Tamam mı? Ama dediğim gibi sen sakin olacaksın. Anlaştık mı? Tamam abi, tamam. Tamam. Gürkan abi, Damla seni aradı mı hiç? Ha? Keşke. Tutar kolundan getirirdim. Tamam abi, sağ ol. Görüşürüz. Kim anneciğim o? Gürkan abi. Yani Gürkan Bey. Babaannemi merak etmiş, nasıl olduğunu soruyor. İyi. Eğer daha kötü olursan teyzem, bir tane daha hap vereceğim sana, tamam? Tamam kızım, tamam. İyiyim, merak etmeyin. Aa. Al babaanneciğim. Ver bakayım kızım. Ha. İyi de tedbirli olalım yine de biz. Babaanne bu arada ben avukatla görüştüm. Barış'ın şikayetinin bir anlamı olmadığını söyledi. Bir şey elde edemezmiş yani. O da biliyor zaten bir şey olmayacağını. Öfkesinden yapıyor. Ne yapacağını bilemediğinden. Babaanneciğim ben çok özür dilerim. Yani Barış'ın bu kadar ileri gidebileceğini hiç düşünmedim ben. Senin ne kabahatin var kızım? Başa gelene herkes aynı tepkiyi vermez. Aynı gözle bakamaz. Kiminin aklı başına gelir... Kimi de çaresizlikten böyle kas katı olur. Ben yine de özür dilerim. Babaannem, sen hiç merak etme. Ben yarın gidip ifade vereceğim. Kimse hiçbir şey yapamaz sana. Oğlum sen ne akla hizmet gidip konuştun ki bu adamla? Allah bilir ne söyledin lan. Ya abi ben kötü bir şey söylemedim ki. Adama hiçbir şey demedim ben. Orta yolu bulmak için gittim. İnsan gibi konuştum adamla. Sakin sakin anlattım. O da zaten tamam dedi ama ben nereden bileyim onun aklından böyle bir şeytanlık geçtiğini. Arda, tamam anneciğim hadi. Ben yatacağım artık. Hadi herkes odasına gitsin. Hadi. Ben seninle kalayım. Öyle içim rahat etmez. Sen de git yat. Arda kalır benimle. Ceza olsun. Yok babaannem, ne cezası olur mu öyle şey? Kalırım tabii ben. Teyzem ben tekrar gelip kontrol edeceğim. Tamam kızım, sağ ol. İyi geceler babaanne. İyi geceler yavrum. Anneciğim iyi geceler. Bir şey olursa seslen. Babaannem, sen kızdın bana değil mi? Babaannem, gerçekten mi? Ben hiç hatırlamıyorum onu ya. Nasıl hatırlayacaksın çocuğum? Küçücüktü o zaman. Aa, benim kafam nasıl sıkıştı ki o balkon demirlerine? Demek ki ne kadar çok küçükmüşüm ki sıkışmış. Biz de anlayamadık. Demirleri kestirmek zorunda kaldık kafanı çıkarmak için. Ne artık bende de nasıl bir kafa varsa. Ha? Hep başına bunun yüzünden gelmiyor mu zaten? Sen şimdi bana alttan alta bir mesaj mı verdin babaannem? Yoo. Alttan alttan değil. Bayağı üstten üstten verdim. Babaannem. Özür dilerim. Damla yaramak için bile olsa benim oraya gitmemem gerekiyordu. Ben biliyorum ama... Gittim işte. Oğlum, göz nereye bakarsa gönül oraya gider. Gönül nereye giderse ayak oraya koşarmış. Senin elinde değil ki. Sen inandın, güvendin. Bu işte en masum sensin aslında. Usurma artık.
Nasıl yapabiliyorsun babaannem sen bunu? Ne demek o? Ne bileyim işte. Hani sen bana demiştin ya bir sahilde otururken... sanki insanları hafifletmeyi çok iyi bilirsin diye. Asıl ben değil, sen bunu çok iyi biliyorsun babaanne. Senin yanındayken çözülmez denen her şey... bütün dertler unutuluyor, çözülmez denen her şey çözülüyor, gidiyor. Senin böyle bir sihirli değneğin falan mı var ya? Feride Sultan, sen bizden mi gizliyorsun bunu? Seni eşek sıpası senin. İyi ki varsın babaannem. İyi ki benim babaannemsin. Sen de iyi ki varsın oğlum. Güzel oğlum benim.